Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gitti. Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Türkistan'daki Türklerin mutlu bir yaşam sürdürdüğüne dair açıklamalarda bulunduğu bildirildi. Çin Devlet Televizyonu Erdoğan'ın söylediklerini, Çin'in Sincan bölgesindeki insanların Çin'in gelişimi ve refahı içinde mutlu bir yaşam sürdüğü bir gerçektir. Türkiye, Türk-Çin ilişkilerindeki uyumu kimsenin bozmasına izin vermez. Türkiye aşırılığa kesin bir şekilde karşıdır ve Çin ile karşılıklı siyasi güveni ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi arzu etmektedir diye aktardı. Doğu Türkistan'ın Aksu şehrinde ceza kampında öldürülen Kağırcan Kavul'un ölüm haberinin ailesinden 6 ay gizlendiği açıklandı. Türkistan Press'in haberine göre Temmuz 2017'den itibaren oğlu ile irtibat kurmaya çalışan Doğu Türkistan asıllı Türk vatandaşı anne Tacigül Hamdullah'ın ceza kampındaki oğlundan hiçbir haber alamadığı belirtildi. Son olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın da çabaları ile Çin Konsolosluğu'ndan yanıt geldi ve 41 yaşındaki Kağırcan Kavul'un geçen sene Kasım ayında sözde kalp kriziyle öldüğü açıklandı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin G20 zirvesi öncesi Çin lideriyle yaptığı ikili görüşmelerde Hong Kong sorunu ile Doğu Türkistan'daki insan hakları meselesini gündeme getirdiği bildirildi. United Press International Ajansı'nın verdiği habere göre Japonya Dışişleri Bakanlığı Basın Sekreteri Takeshi Osuga, Abe'nin Çin lideriyle yaptığı ikili görüşmede Çin'in kuzeybatısındaki Doğu Türkistan bölgesiyle birlikte Hong Kong konusunu gündeme getirdiğini açıkladı. Doğu Türkistan'da soykırım ve kültür katliamı gerçekleştirmekte olan Çin Komünist Yönetimi'nin Uygur Türklerine yapılan baskı ve rejim uygulamalarını Huy Müslümanlarına da kısmen uygulamaya başladığı bildirildi. Bitter Winter haberine göre 31 Mart'ta Huy Müslümanların yaşadığı Yinkuan kasabasındaki en büyük caminin yakım işlemleri polis, asker ve bölge güvenlik güçleri tarafından kuşatılarak gerçekleştirildi. Sivillerin fotoğraf veya görüntü alması yasaklanarak hiç kimsenin yaklaştırılmadığı, hatta güvenlik güçlerine bölgedeki diğer camileri de gözetip herhangi bir hareketlilik olursa müdahale etme talimatı verildiği ortaya çıktı. Rusya karasularındaki bir denizaltıda çıkan yangın sonucu 14 denizci dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti. Sosyal medyada yayılan nükleer sızıntı iddialarının ardından Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rus denizaltı kazasının yaşandığı bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmediği, Rus meslektaşlarının olayın bir gaz patlaması olduğu yönünde bilgi verdikleri ifade edildi. Tacikistan'da yapımına devam edilen ve Orta Asya'nın en büyüğü olması beklenen cami inşaatına sona yaklaşılıyor. İmam Ebu Hanife'nin doğumunun 1310. yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Ekim 2009'da başkent Duşanbe'nin kuzeyindeki yüksek bir noktada Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ın katılımıyla temeli atılan inşaat çalışmalarına Ekim 2011'de başlandı. Yabancı inşaat şirketlerinin de yer aldığı cami inşaatı çalışmaları 8 yıldan bu yana aralıksız devam ediyor. Toplam 100 milyon dolara mal olması beklenen cami için Tacikistan hükümetinin 30 milyon dolarlık katkısının yanı sıra Katar hükümeti de 70 milyon dolarlık kaynak sağladı.